Doktor Zeki Altay Burak doğum evinde ihtisasa başlamış. Mecbur hizmetini saymazsak hocam 35 yıl kesintisiz bu kurumda hizmet vermiş ve 2016 yılında da emekli olmuştur. Daha sonra İstanbul Acıbadem Üniversitesi'nde çalışmalarına devam etmiş meslek hayatına. 2021 yılından beri de Ankara'da tekrar yuvasına döndü. Ankara'daki Bayındır Tıp Merkezi Perinatoloji Bölümünün direktörlüğünü yapmaktadır ve meslek hayatını sürdürmektedir. Benim şahsi olarak Nuri Hocam'la geçirdiğim 20 yılı aşkın bir meslek birlikteliğim oldu. Ama kendisi benim için bir hocadan ötedir, bir yol göstericidir, bir mentördür, bir rehberdir, bir abidir. Yeri geldiği zaman babamızdır. Onun için bugün bu webinarda Nuri abi'yi takdim etme görevi bana verilmesi onun sayesinde olmuştur. Onun emeği benim üzerimde çok fazladır. Onun için ben herkesin huzurunda ona tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sayın Hocam, daha fazla lafı uzatmadan sizi katılımcılarla baş başa bırakayım ve sizin sunumunuzu izleyelim istiyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim sevgili Şevki. Bu layık olmadığım takdimin için ayrıca çok Estağfurullah. teşekkür Abi öyle ederim. demeyin Çok lütfen. naziksin, çok sağ ol. Şimdi sunumu paylaşabilirim herhalde. görünüyor mu şey? Evet, Sayfam evet, evet, görünüyor evet Nur değil mi? abi. Evet. Sunum şu anda yansıdı. Peki, çok teşekkür ederim. Şimdi bu non-invazif prenatal tanı malum genetik hastalıklar problemini kadın doğum alanında önceden tanıyabilmek, gerekirse aşabilmek için çok önemli bir yer edindi. Genetik hastalıklar malumunuz kromozomal, monogenik, kompleks, multifaktöriyel hastalıklar olmak üzere belli başlı bölümlere ayrılıyor. Bunların içinde sıklıklarına göre en fazla gördüğümüz trizomi 21, spinal musküler atrofi, kistik fibroz, talasemi hemen hemen bu sırayla sıklık dağılıyor. Bu hastalıkları mümkünse en ağırları olan, en ağır mental retardasyonu yapan trizomi 21 ve Fragile X başta olmak üzere taramaya çalışıp önlemesi mümkün değil tabii ki de ama gerekli tedbirleri almak üzere pek çok programlar kullanılıyor. Bunların içinde bu non-invazif prenatal tarama metodu da son 15 yıl içinde çok büyük mesafeler kat etti. Peki bu genetik hastalıkların ülkemizde demeyeceğim ama bütün diğer ülkelerde bile bir prenatalları çok iyi de bilinmiyor ne oldukları. Kime sorarsam da bu NIPT ile genetik hastalıkların ne kadarını biz tarayabiliyoruz? Hiç kimse de bir rakam veremiyor. Dünyada da böyle. Yani biz NIPT testini yapıyoruz ama olası o risk grubundaki hastada hangi hastalıkları yüzde kaç oranda tarayabiliyoruz? Bunu dahi bilmiyoruz. Yani pek çok karanlık yerin olduğu bir tarama metodu. Onun için prenatal tarama yapılacağı zaman tüm gebeler açıkça bilgilendirmeli. Eğer bu şartlar altında tarama isteniyorsa yapılmalı. Tarama ve tanı testlerinin sınırları ve farkları da çok net olarak açıklanmalı ki insanlar bilinmedik beklentilere girmesinler. Bir doğal şansımız var genetik hastalıklarda malumunuz. Yeni doğanların binde yaklaşık 1.6'sı anaplüyi iktiken, gebelik kayıplarında bu oran %45'e çıkıyor. Yani doğal seleksiyonun çok iyi çalıştığı bir alan genetik hastalıklar. Genetik hastalıkların pek çoğunu tanımak mümkün ama invazif diagnostik test yaparsak tanımak mümkün. Bunlardan da işte 500'de 1 ile 1000'de 1 arasında kayıp olan belli başlıcaları koriyon virüsü örneklemesi ve amniyosentez işlemi, bunların riskini azaltma çabaları, tarama testlerinin sık kullanılmasının en birinci nedeni.
Yaşı benim kadar olanlar veya hatta benden biraz daha az olanlar bile bu birinci ve ikinci trimester tarama testlerinin, biyokimyasal bazlı tarama testlerinin nasıl bir süreçten geçtiğini, 2010 yıllarına dayandığını bilirler. Sürekli gelişmelerle, sürekli detaylandırmalarla, örneğin trisomi 21 için ilk trimester kombine tarama testi 2010 yıllarında yalancı pozitifliğini %3'lere çekmeyi başarabilmişti. %95'lik de bir sensitivite sınırına dayanmıştı. Ama 2011 yılında ticari olarak piyasaya çıkan bu non-invaziv tarama birden bu yalancı pozitifliği binde 1,5'lara çekince tabii ortalık karıştı. Çok güvenilir bir test gibi görünmeye başlandı. Ondan sonra çok süratle panel genişletilmeye çalışıldı. Tabii panel genişletildikçe de yalancı pozitiflikler yine yükselmeye başladı maalesef. Hangi teknikte bu non-invaziv prenatal tanı çalışıyor? Pek çok teknikler denendi. 10-12 yıl içinde bunların hepsi çabucak eskidi ve neredeyse ortadan kalktı. Artık bütün teknikler %90'ın üzerinde tüm genom dizilemeye dayandırılarak bütün laboratuvarlar çalışıyorlar. Burada bütün kromozomların üzerindeki artık gen yükü belli. Ona göre dizileme yapılıyor. Bu gen yükünde bir değişiklik varsa o rapor ediliyor. Meselenin aslı bu. Yani tıbbi bir test değil bu aslında. Çok bioinformatik verilere dayanan bir test. Makine tamamen bize ne olup ne bittiğini söylüyor. Son geldiği nokta böyle. Bir kan örneği makinenin içine konuyor, makine çalıştırılıyor ve bir rapor çıkıyor. Bu raporun çıkmasında kromozomların üzerindeki gen yoğunluğu çok önemli. Her kromozomun üzerinde eşit sayıda bir gen yoğunluğu yok. Bunlar yani megabaz olarak ne kadar bir yoğunluk olduğunu dikeyde görüyorsunuz. Yatayda da kromozomlar gösterilmiş. Mesela 19. kromozomun çok fazla bir gen yoğunluğu var. En fazla ilgilendirdiğimiz 21. kromozomun yaklaşık %1,4 kadar bir gen yoğunluğu var tüm genlerin içinde. İşte bu alet bu yoğunluğu ölçmek üzerine çalışıyor. 1,4 olması beklenen yoğunluk diyelim ki 2'nin ve üzerinde gelirse veya 1,5 ve üzerinde gelirse onun da yine bir hesaplama metotları var. O zaman diyor ki bu 21. kromozomun gen yükü işte %50 arttıysa o zaman burada trizomi vardır mantığıyla hareket ediyor. Bu işin aslı. Tabii anlatması ben böyle anladığım için böyle basit. Yoksa tabii çok kompleks bir çalışma. Bunun neticesinde de bize doğruya yakın epeyce fikir veriyor. Şurada bakar mısınız arkadaşlar, erkek arkadaşlar, Y kromozomunun yüküne yerlerde sürünüyor görüyor musunuz? Hiçbir varlığımız yok gibi. Y olmasa bile oluyor sanki. Şu halimize bakın. Peki Nipt'in gücünü nasıl tayin ediyoruz? Yine malum dört gözlü tablomuzdan ortaya çıktığı şekilde esnaflarımız işte sensitivite, spesifite bunların üzerinden çalışıyoruz. Önce bu test ortaya çıktığında bir analitik validite isteniyor bu testten. Yani daha önceden birikmiş bazı veriler var. Bu test o veriler üzerinden çalıştırılıyor. Analitik olarak ne sonuç veriyor? Daha önceden diyelim ki kromozom bozukluğu olduğu bilinen gerçek hasta grubunda bu test onların kan örneklerinde deneniyor. Pozitif ise sensitivitesi tamam yüksek deniyor. Hasta olmayan, daha önce hasta olmadığı bilinen kişilerin kan örnekleri üzerinde çalışıldığı zaman da spesifitesi tayin ediliyor. İş başlarken sensitif ve spesifitenin özelliği üzerinden başlıyor. Peki, bunu ama klinikte uyguladığımız zaman tabii o zaman iş biraz değişmeye başlıyor. Çünkü buraya
hastalığın yoğunluğu toplumda hangi oranda görüldüğü ortaya çıkma gerekiyor bu validiteyi yapabilmek için. Yani yüksek riskli hastalık grubunda muhakkak ki validite biraz daha zorlanmaya başlıyor. Pozitif prediktif değer düşmeye başlıyor. Negatif prediktif değer de daha yükselmeye başlıyor. Yani test pozitif olduğunda gerçek hastalar acaba hakikaten gerçek mi kafamızı kurcalıyor? Bu da çok önemli bir nokta tabii ki de prevalans değiştikçe. Bir de klinik utilite denilen bir durum var. Testin değerini, gücünü belirleyen. Yani bu testin yapılabilirliği, ulaşılabilirliği, maddi ve manevi etkileri, klinik sonuca etkisi, yararı, bu herhangi bir tedavide öncü oluyor mu, ön gösteriyor mu? Buna da klinik utilitesi deniyor. Bu testin klinik utilitesi de kendi janrında çalışan testlerden daha farklı değil. Bir de üzerinde durulan bir konu biliyorsunuz hepimiz bu testleri görüyoruz. Elimize sonuç geliyor. Böyle bold yazılmış düşük risk veya yüksek risk. Bu düşük risk ne? Bunu da söyleyebilen bir laboratuvar yok. Yani siz çizgiyi nereye çizdiniz? Hani o klasik babadan kalma üçlü testte bir 1 bölü 250 sınırımız vardı ya. Kimilerine göre İngiliz Maliye Teşkilatı'nın belirlediği bir çizgiydi. Kimilerine göre 35 yaşta çizilmiş bir çizgiydi. Kimine göre İngiliz toplumda bu hastalığın prevalansına göre belirlenmiş bir çizgiydi. Her neyse bir kafamızda bir 251 kavramı vardı. 250'de birden daha düşük bir sonuç gördüğümüz zaman tamam riskin düşük diyorduk. Daha yüksek bir sonuç çıkarsa riskin yüksek diyorduk. Ama bu non-invasive prenatal tanıda bu uçuşan 10 binde birler, 20 binde birler, 5 binde birlerin nereden kaynaklandığı bir biyoinformatik sır olarak saklanıyormuş ve bu söylenmiyormuş dedikleri bu. Hani bizdeki nereden buldun yasasının çıkamaması gibi. Bu değerlerin de nasıl ulaşıldığı gizli bilgi olarak saklanıyor. Biz inanacağız. Düşük risk diyorsa düşük risk, yüksek risk diyorsa yüksek risk. Bunu daha fazla deşmenin bize getireceği bir şey yok. Şimdi demek ki testin yararlılığını, klinik yararlılığını belirlemede önemli faktör pozitif prediktif değer. Buraya pek çok örneklerden alınan yüksek riskli hasta grubuna daha yakın pozitif prediktif değerlerin ortalamalarını koydum. Trizomi 21'de %95'lere çıkarken NIPT ile mesela trizomi 13'te %65'lerde kalıyor. Triploidilerde yok gibi kabul edebiliriz. Ondan sonra son yıllarda şiddetle lanse edilen bu 22q11.2 taramasında da %53'lerde kalıyor. Yani yazı tura atmak gibi bir durum. Pozitif prediktiflerinin ne kadar çarpıcı olduğunu göstermek üzere bunları sizin önünüze koyuyorum. Peki ne oluyor da böyle prediktiflere düşüklükler var? Çünkü plasentaya sınırlı mozaisizm denilen bir durum var ve de bu biz plasentaya yönelik tetkik yaptığımız için fetusla plasentadaki bulgular, genetik bulgular her zaman birbiriyle çatışmadığı için bazı problemler ortaya çıkıyor. Şöyle bir 2023 yazısı var. Burada diyor ki, hadi 21, 18 ve 13'ün üzerinde çok çalıştık, çok veri biriktirdik. Ama bunun dışında otozomal trizomiler çıktığı zaman durun, hemen bir telaş etmeyin. Çünkü bunların %90'ı plasenta ile ilgili sınırlı ve fetüsü ilgilendirmiyor deniyor. Bu büyük bir meta analiz. Veri biriktikçe daha kesin bir şeyler söylenecek herhalde ama bugün geldiği noktada bile plasentaya sınırlı mozaizmin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi. Aynı zamanda hala birinci trimester kombine testle birlikte yürütülen non-invasif prenatal tanı çalışmaları var. Ülkeler belli bir kırmızı çizginin altında sonuç veren birinci trimester kombine testinden sonra NIPT testini uyguluyorlar. Orada da tabii
bu plasentaya sınırlı mozaizm arttığı zaman plasentanın biyomarkerları da etkileniyor. Plasentanın kaba deyimiyle çalışması bozulduğu için ilk trimester kombine tarama testlerinde de yüksek risk ortaya çıkabiliyor. Yani iki test birlikte çalışıldığı zaman faydadan çok bir karışıklığa da neden olabiliyor aslında. Bu da kökünden çözülmüş bir sorun değil. Bu plasentaya sınırlı mozaisizm nasıl oluyor? Bir, mitotik hadiselerin neticesinde oluyor. İkincisi, meiyotik hadiselerin. Mitotik hadiselerin neticesinde daha fazla oranda görülüyor. Yani haploid bu gametler birleştiği zaman iş düzgün ilerlerken bir yerde şaşırıyor. Bir mitoz yanlışı ile bir tarafta tek bir yük, diğer tarafta üç yük, trizoid bir yük olabiliyor. Ve bunların da gittiği yerler plasenta olup fetusa gitmezse öploid bir fetusta mozaik trizoid bir plasenta meydana geliyor. Biz de plasenta kaynaklı bir test yaptığımız için fetusu da öyle zannedebiliyoruz. Veya daha işin çok başında gamet fazında meiyotik bölünme olurken diploid gamet düzgün bölünemez ise niye düzgün bölünemiyor diyorum. Genetikçilere bunları soruyorum. Laboratuvarcılara da. İşte diyorlar ya bu gamet bu kromozomları çekiyor çekiyor bölemiyor. Böyle bir şey oluyor mu? Çekip çekip bölemediği zaman o trizomik olarak devam ediyor. Trizomik olarak ilerliyor. Ama bir yerde akıllı bir fetus bir kaçış yapıyor. Buna trizomik rescue deniyor. Arada bir biyolojik bir bozukluk ile tekrar durumu düzeltmeye başlıyor. Bu durumda plasenta bozuk trizomik unsurlar ile devam ederken fetus kendini kurtarıyor ve öploid olabiliyor. Bu da işte yine bizim işimizi karıştıran plasental mozaizmi testimizin neticesini karıştıran bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. İşin aslı şu. Yani bu hepimizin bildiği işte nasıl bebek meydana geliyor kabaca terimindeki hücrelerin dağılımı. Bu iç hücre kütlesini fetüsü daha çok oluşturacak kütle görünürken trofektörlerinden kaynaklanan dış hücre kütlesi sitotrofoblast ve sinsitrofoblastlara evrilirken iç hücre fetüsü oluşturacak hücreler olduğu yerde kalıyor. Kendi işlerine bölünmeye devam ediyor. Bu diyelim hemen gebeliğin ilk günlerinde aradan işte 10-15 gün geçtiği zaman da şu durum meydana geliyor. Epiblastlar tamamen ayrılarak bizim biyopsi yaptığımız bölgeden yani CVS yapacaksak biyopsi yaptığımız bölgeden burada prekonsepsiyonel bir tanı yapacaksak bu bölgeden aldığımız biyopsiler ve de NIPT'te kullandığımız DNA parçacıklarının da salınacağı yerler bu. Sinsitrofoblastlar olduğu için bu görüntüden netlikle anlayabileceğimiz şekilde işte bu mozaisim hadisesi meydana geliyor. Biz testimizi yapmışız. Testimiz dış hücrelerden çalışıyor. Yani sanki kısa süreli bir kültür yapmış gibi viruslardan bir netice aldığımız zaman birinci tip mozaisimde plasenta mozaik durumda oluyor. Fetus normal olabiliyor. Veya plasenta normal olabiliyor. Fetus abnormal olabiliyor. Veya hem fetus hem plasenta anormal olabiliyor. İşte sitotrofoblast ve sinsitrofoblastlardan elde ettiğimiz NIPT'in temeli bu birinci sütuna dayandığı için biz mozaik gördüğümüz, plasenta sınırlı mozaik gördüğümüzü NIP testinde maalesef buralarda işte tip 1 yanılma ve tip 2 yanılmayı görüyoruz. Bu da işimizi çok karıştıran bir durum. Çok net anlatamadım ama hani hızlı anlatayım derken ama herhalde görsel oldukça net ifade ediyor.
Burada da diğer bir görsel var. Her konuşmaya konulan bir görsel. Çünkü bu prezantel mozaisinden ilk bahseden Klausek adındaki bir hanımefendi genetikçi. Bu 1983 yılında bunu söylemiş ve uzun süre alaya alınmış böyle iş olur mu diye. Ama sonra kendisi öldükten sonra bu yayınlarının önemi çok daha fazla anlaşılmış. Ve de onun anısına 2002 yılında İngiliz genetikçi Kirby bir makale yayınlıyor ve de orada bu görüntüleri kullanıyor. İşte şurada gördüğünüz gibi NIP'te bizi şaşırtan plasentaya sınırlı mozaizm işte bu. Plasentanın bir kısmında içine dağılmış şekilde diyelim ki trizomik yapılar var ama fetus normal veya plasenta tamamen trizomik yapıda veya plasenta normal. İşte biz bunlardan NIPT çalıştığımız zaman normal fetusu da hastalıklı zannedebiliyoruz. Yani zannetmiyoruz da bu şekilde bir pozitif sonuç bize veriliyor. Bunu irdelememiz gerekiyor. Plasenta genetik bozukluklardan bir şekilde etkilenmiş ama fetusun kendi kurtardığı bu durumlara işte sınırlı plasenta mozaisizm diyoruz ve yaklaşık %2 gebelikte görünüyor. Onun için artık konuşmalarda mutlaka bu aldığımız DNA'nın, hücre dışı DNA'nın fetal değil de plasental kaynaklı olduğuna dilimizi alıştırmamıza çok büyük fayda var. Peki hangi kromozomdan kaynaklı bu plasental mozaikler daha fazla görünüyor? Şurada gördüğünüz gibi 16. kromozom hemen kendini belli ediyor. Vakalar içinde ne kadar sık. Ayrıca 2., 3., 7. ve 8. kromozomlarda da plasental mozaisim çok sık olarak görülüyor. 16. kromozom hakikaten büyük bir problem. Şurada gördüğünüz gibi 16. kromozom çok kötü bir slayt ama hani işin aslını göstersin diye söylüyorum. Çok fazla bozuklukla beraber ama bu bozukluklar işte öyle pek 12-13 haftada ortaya çıkacak bozukluklar değil. Daha ileri haftalarda görülecek bozukluklar. Bizim erken çalıştığımız hastalarda biz NIPT'in esiri olduğumuz zaman tabii ultrason bulguları maalesef arkadan geleceği için de tanı koymamız çok gecikebiliyor. Ama 16. kromozom trizomisi bize rapor edildiği zaman lütfen çok dikkatli, çok uyanık olalım. 16. kromozom trizomisi varsa ve de plasentaya sınırlı fetusta hiçbir şey yoksa bile yaptığımız tanı testleriyle en azından %30 oranında bir gelişme kısıtlığıyla karşılaşacağız. Az buçuk gene erken eylem riskimiz de var diye aklımızın bir kenarında olur. Trizomi 16 çok önemli bir bulgu. Ayrıca bu testte bazı yalancı sonuçlara yol açan kaybolan ikiz eşiyle ilgili problemler var. Bu kaybolan ikiz eşi oldu muydu? Mutlaka bu single nükleotit polimorfizm bazlı testler kullanılsın deniliyordu birkaç yıl öncesine kadar. Ama artık bunlar da önemini kaybetti. Çünkü az kullanıldığı için pahalı olmaya ve yenilenmemeye başlandı. Şimdi artık hemen hemen her şey genom sekanslama için yapıldığından dolayı kaybolan ikiz eşi için belli bir süre beklemek gerekiyor. Yani kalp atımları kaybolduktan sonra o haftanın yarı süresi kadar bekleyin deniliyor. İkiz gebelikte bebeklerden biri 8. haftada kaybettiysek bir 4 hafta daha bekleyip sonra NIP testi yaptırmamız pratik olarak aklımızda kalması gereken bir unsur. Bir de anne kaynaklı da bazı yalancı pozitiflik bulguları görüyoruz. Kadının yaşı arttıkça X kromozom kayıp görünmeye başlanıyor. Bu da yalancı olarak X0 sonucunu bize getiriyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Ayrıca 21, 18 ve 13'teki trizomilerde görülen bazı hani sanki sahte bir trizomi gibi bazı şeyler görebiliyoruz. %8 oranında maternal segmental bir duplikasyon var. Yani bazı bölgeler duplike olduğu için sanki orada trizomik gibi görünüyor. Bu da yanlış bir netice veriyor. Az buz değil yani %8 az bir şey değil. Bunun da üzerinde durmamız lazım.
seks kromozom aneuploidleri zaten bir problem. Oldukça güvenilmez neticeler veriyorlar. Miyomlu kadınlarda, miyom gebeliğinde miyom dejenerasyonu fazla olanlarda apoptozin yoğun olması yanılgılara neden oluyor. Fetal DNA konsantrasyonunu düşürdüğü yani maternal DNA'yı arttırdığı için bir dilüsyona neden oluyor ve neticelerde bozukluk oluyor. Ve tabii neyse ki çok şükür ki çok ender olarak maternal manite, özellikle hematolojik manitelerde de fetal fraksiyon çok düşük kalıyor. Hocam burada araya girip bir soru sorabilir miyim? Slide Buyurun. gelmişken. Hocam bir önceki slaytınızda verdiğiniz yalancı pozitiflikler aslında test doğru bir şeyi yakalıyor ama biz fetüs için bir şey aradığımızdan dolayı bunu yalancı kabul ediyoruz. Aslında test annede olan bir sorunu yakalıyor ya da plasentada olan bir sorunu yakalıyor ve rapor ediyor. Ama biz bunu fetüse yorumladığımızda, fetüsün normal olduğunu kabul ettiğimiz durumlarda yalancı diyoruz. Aslında test teknik olarak bir problemi yakalıyor, değil mi? Bir malignite de olabilir, yaşa bağlı bir X kaybı da olabilir ya da plasentadaki bir mozaizm de olabilir. Doğru. Bu test aslında diğer branşlarda işte kanser yakalamak için de kullanılıyor mesela. Hepsi aynı likit biyopsiler. Pek çok alanda kullanılıyor. Ama hani bizim konsantre olduğumuz konu bebede hastalık bulacağız ya. Bebede hastalık değil de başka yerlerde hastalık çıktığı zaman bu test bize yanlış sonuç ver diyoruz. Halbuki dediğiniz gibi çok doğru. Onu belirtmem lazımdı. Ortada teknik bir yanlışlık yok. Testte herhangi bir yanlışlık yok. Sadece bizim beklentimizi karşılamıyor. Doğru. Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Buyurun. Hatırlattığınız için. Buyurun. Teşekkürler. Şimdi fetal fraksiyonun az olması tabii teknik kısıtlılıklardaki en önemli etken. Fetal fraksiyonu da çok basitçe plasental DNA'lar daha kısaymış. 130 küsur bir şey birim. Neyse yani çok küçük bir uzunluk ölçüsü. Maternal DNA'lar ise 160 küsur birim bir uzunlukta. Onun için makine bunları kolaylıkla ayırt edebiliyormuş. Fetal fraksiyonun düşük olduğu nedenlerden biri de mesela trizomi 13'te 18'de. Bunlar da zaten beklenenden daha küçük bir plasenta olduğu için plasenta kütlesi de küçük olduğu için de ayrı bir maternal DNA'da fazlalık varmış gibi görünüyor. Bunlar teknik olarak işi zorlaştırıyor. Yani yoksa herhangi bir şey yanlış bildiğinden değil. Mesela annenin yağ dokusu fazlaysa çok fazla apoptoza bağlı maternal DNA çok yayılıyor ve de fetal DNA'yı diliyor ediyor. Haftalar ilerledikçe aynı iş oluyor. Buralarda şimdi üzerinde konuşulan şey biyokimyasal testlerde hani bazı düzeltmeler yapıyoruz ya haftaya göre, yaşa göre, kiloya göre, şuna göre falan. Bu NIP testinde henüz böyle bir şey yok. Hepsini düz bir mantıkla tarıyor. Doğrusu da o. Makine başka bir şey yapamaz. Onu biyoinformatik bazı varyasyonlarla düzenlemek lazım ama o da çok karışık ve de ilave hesaplar yaptıkça yanlış sonucu başka türlü arttırabilecek nedenlere de yol açabildiği için de kullanılmıyor. Aklımızın bir kenarında da bu heparin hani artık çok kullanılıyor ya, niye kullandığımızı bilsek de bilmesek de çok fazla kullanıyoruz. Heparin kullanımı anne dokularında böyle kolay yıkılabilecek hücre zarlarını etki ediyor. Oradan salgılanacak DNA'larla da fetal fraksiyonu diliyor ediyor. Böyle bir zararı var. Onun için burada da pratik önerilen şu, anne adayı eğer heparinle 24 saatte bir yapıyorsa mümkünse 23,5. saatteki kan örneğini alın. Yani hemen heparini yapmadan. 12 saatte bir yapıyorsa da 11,5. saatteki kan örneğini alın. Yani heparin yapıldıktan ne kadar süre fazla geçtikten sonra alırsanız bu zararlı etkisi de o kadar azalmış oluyor. Bir diğer önemli teknik kısıtlılık da tabii ikiz gebeliklerde pek çok şey şaşırıyor. Biraz önce de söylemiştik trizomi 16
Çok önemli bir unsur bu NIP değerlendirmesinde. İntrauterin gelişme kısıtlılığında çok önemli bir rolü var. Şimdi veriler biriktikçe diğer plasenter mozaizm trizomilerinde de bu gelişme geriliğinin arttığı gösterilmeye başladı. Onun için şöyle bir espri yapılıyor. Siz aspirin başlamaya alışkınsınız. Trizomi gördünüz müydü NIP raporunda? Siz hemen aspirinizi başlayın deniyor. Yani işi bu kadar abartanlar da var. Tabii bir de aklımızın bir kenarında genetiği çok zorlayan, yani tanı olarak zor yapılabilen uniparental trizomiler var ki trizomi 7, 11, 14, 15 özellikle gördüğümüz zaman bunun altından uniparental trizomi çıkabilir diye hem kendimiz düşünüp belki hastayı da bilgilendirmekte fayda olabilir. Çünkü az değil, bunlar da %1'e yaklaşıyor. Aynı şekilde uniparental trisominin yandaşı ilerleyen imprinting sendromlar var. Yani bunlar mühürlü sendromlar. Her genin şöyle deniyor basitçe, her genin iki kopya çalışması gerekmiyor. İşte öyle olduğu zaman da bu imprinting sendromlar ortaya çıkıyor. Mühürlü bazı genler bunlara yol açıyor ki bunların içinde çok ağır şeyler de var. Bunlarda da işte 6, 7, 11, 14, 15 ve 20. kromozomlardaki özellikler çok öne çıkıyor. Çok öne çıkıyor dediğim tabii binler, 2000'ler, 3000'ler, 5000'ler seviyesinde ama ne olursa olsun rastladığı zaman hakikaten üzücü sendromlara neden oluyor. Bunların teşhisini yapmak için daha detay metotlara çalışmak lazım. Metilasyon analizlerini yapmak lazım. Ve de tabii ne olursa olsun ultrasona ağırlık vermek lazım ki bu verileri laboratuvarla kombine etmek için. Özellikle şurada bir iki slide'da bunları Doktor Serdar Bey'den aldım. Burada mesela aynı genin üzerinde paternal babadan kaynaklı bir uniparental disomi varsa başka bir sendroma yol açıyor. Anneden kaynaklı bir uniparental disomi varsa ayrı bir sendroma yol açıyor. Yani çok derin karışık genetiğin ince bir konusu. Neyse ki az oranda görülüyor da bizi çok zorlamıyor. Ama ortaya çıktığı zaman karar vermek, tanı vermek son derece zor hakikaten. Tek gen hastalıkları yine önemli bir kromozom genetik hastalıklar malum. Kromozom bozukluklarının dışında. Bunlarda NIPT şimdilik söz konusu değil. Yani şöyle diyorlar, NIPT şimdi bu topa girmez. Daha bunu bir ticari olarak geliştirip ona göre biyoinformatik metotlar geliştirip bunu ucuzlatmaları lazım ki bize satabilsinler. Şimdilik o durumda değil. Tek gen hastalıklarında tek yapabileceğimiz şey parental bir taşıyıcılık biliyorsak invazi girişim yapalım. Onun dışında yapabileceğimiz bir şey yok. Böyle bir şey bilmiyorsak tutup bir tek gen hastalığını prenatal olarak yakalamak hakikaten tesadüflere kalan bir durum. Taşıyıcılık bilinmiyorsa. Delesyon, duplikasyon makro veya mikro sınırlarda. Bunlarda biraz bir kıpırdanma var non-invazif prenatal tanıda. Özellikle kalp bozukluklarında sıklığı daha sık bulunmaya başlayan 22, 2, 11, 2 mikro delesyonundan sonra bu okuma sınırları biraz daha aşağıya indirilerek bu mikro delesyona yakalanmaya çalışılıyor. Çünkü ticari olarak NIP testinin sınırı biliyorsunuz 7 megabaz ve üzeri yükleri okuyor. Bunu 2,5'lara, 2'lere indirdiğimiz zaman ancak mikro delesyonları görebiliyoruz. Yeni nesil cihazlar da okuma sayısı da arttırıldıkça bu sınırlar yakalanabiliyor. Onun için laboratuvarımızda konuştuğumuz zaman siz bu sınırda okuma yapıyor musunuz? Bu mikro delesyonları yakalıyor musunuz diye sormak hakkımız var. Bunları sorup uygun cevabı aldığımız zaman
testimizi o yönde de isteyebiliriz. Çünkü bu delesyon duplikasyon sendromlarını yakalamamız için biraz vakit geçmesi gerekiyor. Konotrunkal kalp defektlerini işte NIP istediğimiz haftada yakalamak her zaman kolay değil. Hafif santral sinir sistemi anomalileri aynı haftalarda çok net görünmüyor. Kimi hipopleziyi görmemiz kolay değil. Polihidramnion daha geç gelişiyor gibi. Yani bu sendromları taramak için daha yoğun sayıda okuma ve daha düşük megabazda sınırı koymakta fayda var. Hep DNA üzerinde durduk çünkü onun üzerinde çok büyük çalışmalar var. Ama artık cell-free plasenta RNA üzerinde de çalışmalar yoğunlaşıyor. Hani herhalde 100 yıldır sebebi bulunmaya çalışan preeklampsi de buradan bir ümit çıkması için uğraşılıyor. Ve erken eylem biliyorsunuz yani zaten gebelikte üç büyük konu preeklampsi, erken eylem ve bozukluklar, genetik bozukluklar. Bunlara yönelik taramalar da çok büyük hızla araştırılmaya devam ediyor. Şimdi Alman bazlı bir literatürden bu NIPT için 10 emir diye bir şey aldım. NIPT yapacağımız her hastada mutlaka bu bilgilerin verilmesi lazım. Bir hastaneye göre, bölgeye göre, memlekete göre, laboratuvara göre bu bilgilendirmenin mutlaka yapılması lazım. Yani bunun bir tarama testi olduğunun ve de yapısal anomalileri bulamayacağını mutlaka çok esaslı olarak anlatılması lazım. Çok 12 haftadan önce hani 9-10 haftalarda bakabilirsiniz deniyor ama çok 12 haftadan önce de bu testi öne sürmemek lazım. Herhangi bir bozukluğun mutlaka koriyomilis örneklemesi veya amniyosentezde doğrulanması gerekeceğinin hastaya ön bilgisinin mutlaka verilmesi lazım gibi gibi. Yani bunlar bizim hastayı aydınlatmamızda mutlaka düzgün olarak kullanmamız gereken söylemler. Bunları da önemli belirtmek istiyorum. Hastanın bilgilendirilmesinden daha önemli bir şey yok. Onun için işte aydınlatmanın önemi ortaya çıkıyor. Şimdi genel popülasyona bu testi uyguladığımız zaman hazır kaynaklar üzerinden antenatal bakımının herhangi bir personeli bu bilgilendirmeyi yapabilir. NIP şöyle bir testtir. Bunları tarıyor. Şunlardan şüpheleniyor diye söyleyebilir. Düşük risk sonucu geldiği zaman da yine bir genel antenatal bakım personeli bu bilgilendirmeyi yapabilir. Ama iş biraz daha yüksek riskli gruba doğru kaydığında o zaman kesinlikle bu bilgilendirmeyi genetik danışmanlık verebilecek kişiler tarafından yapılmasında çok büyük önem var. Genel popülasyon, düşük risk popülasyon olsun, genel popülasyon olsun veya yüksek riskli popülasyon olsun, ultrason belirteçlerinin aranmasının da önemi tekrar tekrar hastaya anlatılmalı. Peki test başarısızlığını getiren neler var? %50 ihtimalle yetersiz DNA test başarısızlığının önemli bir nedeni. Bir hafta sonra ikinci örnekle testi tekrarlayın. 60 DNA bulabilirsiniz deniliyor. Eğer o da olmazsa invazif seçenek mutlaka hastaya önerilmeli. Bunu unutmamamız lazım. Yetersiz DNA'nın yanında aneuploidinde test başarısızlığını, preeklampside, gestasyonel diyabette bu başarısızlığın arttığını biliyoruz. IVF hastalarında arttığını biliyoruz. Bir de tekrar söylediğim uniparental disomide %1 de olsa bu başarısızlık artıyor. Ama sırf uniparental disomiyi yakalayacağız diye de tüm genomu taramanın bir anlamı var mı? Bu da son derece tartışmalı. Bunun hakkında net söylenebilecek bir şey yok. En önemli şey hastaya spesifik bir risk verme. Yani yüksek riskli diye eline sonucu verdiniz. Yüksek risklinin ne olduğunu ben dahi anlayamıyorum. Hekim arkadaşım seni anlayamıyor. Sen nereden çizdin çizgiyi? Neyin üzeri yüksek, neyin üzeri alçak?
Bunu bilmiyoruz. Bu bir biyoinformatik sırmış. Bunu böyle yüksek riskli sonucu eline alan hastaya bunu artık oturup da pozitif prediktif şu, yalancı negatif diye bu, yani pozitif bu diye bir şey anlatmanın hiçbir manası yok. Hastaya mutlaka bireysel riskinin ne olduğunun, yani hastalık gerçekleşme riskinin ne olduğunu anlatılması lazım. Bu kadar net. Bunu da kim söyleyecek? Tabii tetkiki yapan laboratuvar söyleyecek. Tetkiki yapan laboratuvar diyecek ki, hastayı karşısına alıp onu bilgilendireceği genetik danışmanı diyelim. Biz size benzer sonuç getiren 20 hastamız oldu laboratuvarımızda. Biz bu 20 hastada ileri tanısal tetkikler yaptık ve doğumlarını da izledik. Bunların 15'inde hastalığı gördük. Yani sizin bu hastalıktaki riskiniz bizim yaptığımız teste göre 4'te 3. Artık pozitif prediktif de şudur, yalancı negatiflik pozitif şudur demenin bir manası yok. Hasta bunun üzerine düşünecek. Benim bebeğimin hastalık riski 4'te 3. Ben bundan sonra ne yapayımın cevabını doktoruyla aramaya çalışacağım. Hocam burada bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Tam da hani konu geçmeden sıcağı sıcağına. Peki burada testi isteyen hekim arkadaş laboratuvardan gelen sonuçta beklentisi ne olacak? Ne görmek ister? Yani bir pozitif prediktif değeri laboratuvarın raporun altında vermeli mi? Yani bir hastaya sadece yüksek risk ya da düşük risk demesi yeterli mi? Yani bir standardımız var mı bizim veya olmalı mı? Hekim arkadaşım bir tetkik isterken, bir de danışmanlığı çoğu şirket bu testi yapan şirket vermiyor, sadece bir rapor veriyor ve hekimle gebeyi karşı karşıya bırakıyor. Evet. Yani bu raporlarda biz neyi beklemeliyiz? Hangi raporlar bizim için daha iyi olacaktır? Evet. Çok doğru. Yani bu işte laboratuvarın namusu olan yere gidiyoruz. Yüksek riskli sonuç verdiğimiz zaman. Laboratuvar sonucunun arkasında duracak ve de onun açıklamasını çok doğru, sorumluluğu alır şekilde yapacak. Biz de kendi yapabileceğimiz testi yolladığımız laboratuvar ne yapıyor? Mesela hastaya özel risk verebilecek bir kalite ve kapasitesi var mı? Sonuç yoğunluğu içinde onu görüştürebileceği bir danışman uzmanı var mı? Bunları mutlaka bilmemiz lazım. Yani ona göre bir laboratuvara yollamamız lazım, sözün kısası. En ucuz olana veya işte en şu maddi özelliği olan laboratuvara değil de hani anlatabiliyorum değil mi? Yani karşısında muhatap bulabileceğimiz testinin sonucunu nasıl yorumladığını bildiğimiz eksiğiyle gediğiyle test sonucunu verecek ve bunu yazmaktan çekinmeyecek ve de altına imza atacak bir laboratuvar olması lazım. O kadar fazla neredeyse merdiven altı diyebileceğim testlerle karşılaşıyoruz ki her gün hepimizde bu oluyordu. O nedenle artık biz de biraz bilinçlendik diye düşünüyorum. Biz de laboratuvar seçimini ona göre yapmamız şart. Hemen hemen artık bütün testler aynı metotla standardize edilmeye başlandı. Demek ki test tekniğinin öneminden çok bunu uygulayan laboratuvarın birikimi ve namusu çok ön plana geçmeye başladı. Böyle laboratuvarlar seçmemiz lazım. Bu çok önemli. Çok çok önemli. Yoksa biz testi istedik, sonucu geldi. Tamam, mesuliyetimiz bitti gibi kesinlikle düşünmememiz lazım. Bunu da açıkladığımız iyi oldu diye düşünüyorum. Peki şimdi yüksek risk geldi. Bu da tartışılıyor. Aslında ayrı bir konuşma mevzu ama buraya tek slide'da da buraya girmek istedim. Yani CVS mi yapalım, amniyosentez mi? Şimdi bakınız şöyle söyleyeyim. Böyle işte binde şu kadarlar veya en fazla %1'ler, ikileri konuştuğumuz bir yerde yüksek riskli netice geldikten sonra CVS ile üzerine gitmenin trizomi 21 bile olsa bence riski var. Yani 15. haftayı bekleyip amniyosentez yapıp amniyosit kültürünün üzerinden bir netice vermeye çalışmak çok daha akılcı olur. Yani presental faktörü
hemen hemen sıfıra indirecek amniyosit kültürünün üzerinde durmak daha akılcı diye düşünüyorum. Hala tartışılıyor ama ben kafamda bu tartışmayı amniyosentez yönünde bitirdim. Ki ben CVS uygulamasının çok hoş, çok güzel, çok artistik bir uygulama olduğunu düşünen bir hekimim. Yani bir perinatolog bu uygulamayı yapmalı. Perinatologun güzel bir hareketi, ayrıcalığı, özelliği CVS yapmak. Ama hani amniyosentez çok daha burada gerçekçi. Bunu da vurgulamak istiyorum. Sonra laboratuvar tabii burada artık daha önemli araya girmesi lazım. Burada perinatolog veya işte hani kadın doğum hekimi diyeyim. Şu testi yapın, bu testi yapın yönlendirmesine pek girmemeli. Ama ne olursa olsun zaten birkaç tip test var. Bunlardan vazgeçmemiz lazım. Fişi çok zorlamanın bir gereği yok. Yapılırsa yapılır. Erken bir sonuçtur. İnsanın içini rahatlatır. Ama konvansiyonel karyotip ve mikro ereyi eş zamanlı olarak başlatıp ilerletmekte herhalde çok büyük fayda var. Konvansiyonel sitogenetiğin önemi sanki yeni çıkan metotlarla kaybolmuş gibi katiyen düşünmeyelim. Translokasyon ve imersiyonları konvansiyonel karyotipten daha iyi bilecek bir metot yok. Ama nereden bakarsak bakalım mikro ereyi de tabii karyotiplemenin üzerine %1-5 konvansiyonel karyotiplemenin üzerine mikro erey karyotipleme %55 daha ekliyor. Bu da bir gerçek. Onun için ikisini birlikte yürütmek çok daha akılcı. Yani amniyosit kültürü artı eş zamanlı yürütülecek konvansiyonel ve mikro erey karyotipleme. Hocam çok özür diliyorum. Biraz Tabii. evvel konuştuğumuz konuyla ilgili soru da geldi. Acaba onu da şimdi hemen sıcağı sıcağına konuşabilir miyiz? Aslında ben bunu aslında göz ardı etmiştim. Hiç aklıma gelmiş. Çok güzel bir soru. Acar hocam sormuş. Diyor ki bu rapor, laboratuvar tarafından verilen rapor ve üzerindeki bilgiler hasta için yazılmış bilgiler mi, hekim için yazılmış bilgiler mi? Yani bunları kim yorumlayacak? Hasta bunu nasıl değerlendirsin? Bunu eline verilen tetkik hasta için değil, herhalde testi isteyen için. Bu kime verilir demek istedi. Buyurun hocam. Evet. Acar Hoca'nın söylediği çok doğru. İşte o testin namusu dediğimiz yerde bu hekime verilen bir test. Ama mutlaka hastanın da aynı şekilde eş zamanlı eline geçiyor. Hastaya da veriliyor. Yani o tarihte kaldı kime bu test verilir demek. Hasta bunu eline aldığı zaman bakıyor. Sanki bankaların verdiği kredi kartındaki küçük yazılar gibi altında bir sürü bir şeyler var. O kocaman Bolt böyle kalınlaştırılmış, yazılmış yüksek riskli, düşük riskli bölgesine bakıyor. Düşük riskli deyince onu da eline alıyor. Eşine, dostuna, kocasına, arkadaşlarına iş yerinde ben bebeğimin genetiğine baktırdım diyor. Bebeğinin genetiğine baktırmış ve de normalmiş. Ondan sonra o kitabı kapatıyor. Tabii işte ısrarla bu yorumun üzerinde duruyoruz. Gebe takip etmek hakikaten kolay bir iş değil. Baştan savulacak bir iş değil. Hep %1'ler, ikiler işte başımızı ağrıtıyor. Bunların %1'ler, ikilerin, %1'ler, ikileri bizi mahkemelere düşürüyor, başımıza iş açıyor. Onun için bu işi yapıyorsak her seferinde, her hasta en önemli hasta gibi, en yüksek riskli hasta gibi, testinin neticesi en yüksek riskli gibi değerlendirmemiz lazım. Acar Hoca'nın söylediği çok doğru. Yani acar kadar dikkat edelim. Öyle diyeyim. Öyle diyeyim. Bir de NIP testini istemeden önce hastaya bir bebeğe bir ultrasonla bakalım ne olur. Yani ilk şeyi gördükten sonra 6-7 haftalık diye gebeliği tespit edip hastanın eline 10. haftada laboratuvarın adını yazıp şu tarihte gidip gen testini vereceksin diyen hekim arkadaşlarım hala var. Ne olur yapmasın hekim arkadaşlarım bunu. Yani bebeğe bir bakmak lazım. 10. hafta geldi bu tren bileti, otobüs bileti gibi olması gerekmiyor. Belli saatte bu testi koymayalım.
Bir sabırla bekleyin, bir 12. hafta ne oluyor ne bitiyor, değil mi? Hani ondan sonra işte şu olabilir. Siz akrani bir fetusta NIP testini düşük riskli bulabilirsiniz. Değil mi? Yani bu durumlara düşmememiz lazım. Bir ultrasonu önce bir bakalım. Kafası tamam mı? Kolu bacağı tamam mı? En basitinden böyle majör işte bir holoprosensefali, artık bugün hiçbir doğum hekimi 12. haftada herhalde kaçılmaz. Megasisti kaçılmaz. Onfalaşıyla kaçılmaz yani. Ne bileyim, artık bu nukal transusensiyi öğrendik diye düşünüyorum. Yani ultrasonla biraz özenip ondan sonra NIPT istersek pek çok olası problemi de gidermiş oluruz diye düşünüyorum. Bu konuda çok derin konuşmak istemiyorum. Hocam Diyerek ultrason demişken bir bağlantılı soru alabilir miyim? buyurun. Soru daha doğrusu sorunun cevabını almak isterim sizden. Doktor Çağdaş Bey sormuş. Ultrason bulgusu varsa biraz evvel hani amniyosenteze yönelelim diye bir cümle söylemiştiniz. Daha çok amniyosentez de koyalım. Down için bile %1-2'yi ihmal etmeyelim demiştiniz. Sorusu şöyle. Ultrason bulgusu varsa CVS yapılması akılcı bir yaklaşım olur mu diye sormuş. Saygılarını da Çok akıllı iletmiş. oldu. Yani hani dedik ya, NIPT yapmadan önce ultrason yapalım. Ultrasonda bulgu var ise zaten NIPT yapmanın hiçbir anlamı yok. Ultrason bulgusu var 12. 13. haftada, mutlaka hastayı invazive yönlendirmek lazım. Yani şu bulguyu gördüm ben, hadi bunu bir niple tarayalım, bu doğru bir yaklaşım değil. Yani Onun hocam o için zaman orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Yani ultrason bulgusu var, hadi bekleyelim, amniyotik kültürü vaktini, öyle demek istemedim. Yani ben ultrason bulgusu olmadığı durumlarda NIPT pozitifliği üzerinden konuştum. Ultrason bulgusu hani emir demiri keser gibidir. tamam. Ultrason bulgusu emirdir. Ultrason bulgusu varsa hangi haftada görüldüyse o haftanın gereken invaziv işlemi yapılır. Tamam hocam teşekkür ediyorum. Birkaç soru daha Estağfurullah. geldi ama onları konuyu bölmeyeyim. Sonra devam ederiz hocam. Peki. İşte burada şimdi biraz önce bu gelen sorunun üzerine de şey oldu. Son 2 yılda bazı bu yayınları gördüm. Ben bunları bilmiyordum. Size de bunları hazırlarken ben de fark ettim. Farkında değildim, bu benim cehaletim. Şimdi bu şeyi zorlamaya başlamış literatür. Yani 9-10 haftada şeyi yapalım, ultrasonu yapalım. Ve de NT, hani o bizim meşhur 3-3,5 sınırımız var ya, onu 9-10 haftada 2,2 milimetreye çekelim diye. Yani bunlar çok abartılı işler gibi geliyor bana. Bilmem, belki zaman içinde böyle olabilir ama hani bunu yapalım diyor, ama sonra 12-13 haftada tekrar bakalım diyor. Bilmiyorum yani, bana pek gereksiz, fazla artistik gibi geldi. Biz gene namuslu olarak 11-14'ü de 12-13'e çekmeye çalışanlardanım ben. Kendi pratiğimde bana soranlara önerdiğim olarak diyeyim. Bu haftalardaki ultrasonografimizi yapıp ondan sonra isteyeceksek non-invaziv taramayı yapmamıza çok büyük akıl var diye düşünüyorum. Ama hani Tamam. aksidentel olarak veya hasta takibimiz sırasında 9 haftada jeneralize ödemli bir vaka geldi, ne yapalım? Onda da NIPT istemeyin yahu. Yani 9. hafta jeneralize ödem varsa, ona da kendinize güvendiğiniz ilk anda tabii ki de CVS'ini yapın. Yapan birine yollayın. 10. haftada CVS yapılır. Onu da Hocam ona tam yap. da çok özür dilerim. Buyurun hocam. Sözünüzü tamamlayın. Bir soru soracağım burada hocam bu konuyla ilgili. Ama hala altın standart olarak bu 12-13'te 3,5. Bunu 3'e çeken yorumlar var ama bu yine bence altın standart olarak devam ediyor. Bir şey soracaksanız buyurun. Hocam bu slaytta tam da bu slaytla ilgili bir soru. Sevgili Derya Eroğlu sormuş. 12 haftalık bir gebe muayeneye geliyor. Tekil bir gebelik. Ailede ikiz gebelik şüphesi olan bir hasta aynı zamanda. Bu Pardon, hasta 12 anlamadım. hafta... Yani
12 hafta ikiz gebelik mi? Yok, Yani 12 haftada dikoyun yani. geldiğinde tekil gebelik, ailede ikiz gebelikleri var. Yani ikiz gebelik insidansının yüksek olduğu bir aile. Vanishing Belki twin, yani onların biraz kaybolan daha ikiz onu demek değil. istemiş. Evet hocam. Diyor ki 10. haftada NIPT yaptırmış bu hasta. Size geldiğinde yani NIPT'si var elinde 10. haftada. Siz trisomi 21 riski de düşük çıkmış. Siz bu hastayla konuşurken ne dersiniz? Test tekrarı ister misiniz? Düşük risk olduğu için testi tekrarlamaya gerek yok der misiniz? Diyor hocam. Tabii. Test tekrarını düşünmem. Yani cevap almışsa, no call değilse, cevap verilmişse, netice düşük riskli olarak verilmişse onu bir kenara koyarım. Ama ben 12. 13. haftadaki detaylı ultrason incelememi mutlaka yaparım. Orada bir belirteç görürsem testin neticesi ne olursa olsun hemen CVS yaparım. Bu Teşekkürler hocam. Buyurun. görüş net. Evet. Sırası geldikçe gelen soruları ben size ileteceğim. Tamam. Peki, teşekkürler. Bu NIPT için NT'yi fazla zorlamayalım diyerek bu slide'ı da geçelim. Şimdi bunların ardına eklenen şu soru var. Böyle bir literatür görünce de onu da size yansıtma gereği duydum. Erken yapılan NIPT'in sorunsalı çok çok önemli. Ardından bir belirte çıkıyorsa en basitinden bir yüksek NT gibi ne yapacağız? İşte biraz önceki durumun sanki başka bir varyasyonu. Diyelim 10. haftada NIPT'ini yaptırdı, cebine koydu. Eşine, dostuna, bebeğimin genetiğine baktırdı, normal dedi. Ondan sonra doktoruna gitti 12. haftada, 13. haftada. Doktoru dedi ki ya bunun ensesi kalın. Hani amiyane tabiriyle konuşuyorum. Hastalardan duyduğum sözlerle. Bundaki yorumumuz ne? Hemen burada söyleyeceğimiz senin elindeki düşük riskli non-invasif prenatal test sonucu ne olursa olsun bu gördüğümüz ense sağlamlığı sınırı ile senin bebeğinde yapısal anomalilerin artacağını sana söylüyorum. Mikrodeletyonlara bağlı anomalilerin artacağını sana söylüyorum. Tek gen hastalıkları riskinin artacağını sana söylüyorum. Diğer bir taraftan hatta triploidi riskinin bile artacağını sana söylüyorum dememiz lazım hastaya. Yani tekrar söylüyorum, emir demiri keser burada işte. Hastada en basitinden tek bir belirteç olarak yüksek NT gördük. NIPT'in sonucunu hemen unutmamız lazım. Peki şimdi bunu hastaya nasıl anlatacağız? Ne yapacağız? Anne tabii başa dönüp hemen bize soracak. Diyecek ki ben bebeğime zarar verecek bir şey mi yaptım? Yok, sen zarar verecek bir şey yapmadın. Sadece arkadaşların, eşinin, dostunun ve de ticari kaygılarla gittin erkenden NIP testi yaptırdın. Sadece ziyan ettin. Başka hiçbir şey yok. Peki diyor hasta, benim bu soruyu ben duydum. Benim düşük riskli NIP sonucum hiç mi bir işe yaramadı doktor bey diyor. Yani şu durumda yaramadı. Çünkü onun daha üzerine onu baskılayacak başka bir bulgu çıktı. Artık geriye dönüp NIP'tin sonucu şu muydu bu muydu demenin hiçbir manası yok. Hatta tekrar geriye dönüp bunları anlatacağız ama anlayacak mı artık bu değerden sonra? Yani senin sonucunda da bir yalancı bir pozitiflik olabilir. İşte işin tekniği böyle, biz şu kadar megavazı tarıyoruz da altında bir hastalığın olabilir. İşte istatistik değerler şöyledir, böyledir falan filan diye. Bunları ne kadar anlatırsak anlatalım, hasta diyecek ki şimdi ne yapacağız? İşte bu soru bize gelir. Burada artık işi genetik danışmanlık verecek kalite ve kapasitede bir hekimin veya genetik danışmanın devreye girmesi gerekiyor. Hastanın ince anamnezine, her şeyine baştan başlanması lazım. Genetik danışmanlığın verilip aile ağacının çıkarılması, ne oluyor, ne bitiyor bakılması lazım. Öploid fetuslarda NT 3,5 milimetre,
%30'dan başlayan yapısal anomalilerle belirir ve de arttıkça bu anomalilerin oranı artar. Bu artık yaklaşık 30-35 yıllık bir bilgi birikimi. Bunun üzerine NIPT herhangi bir risk azaltması getiremez. Bu yapısal anomalilerin %50'si 12-13. Haftada yapılacak bilinçli bir ultrasonografi ile görülebilir. 15. hafta bittikten 16. haftaya girdikten sonra da bu görülmenin sıklığı %75'e kadar çıkar. Eğer bu %75'in içinde duruma göre bize terminasyonu düşündürecek bir şey var ise amniyosentez önermenin yerine bu kişilerde ailenin isteği doğrultusunda terminasyon kararı dahi verilebilir. Ama her şartta amniyosentez hastaya önerilmelidir. Terminasyon uç bir durum yapılabilir. Hastayla hekimle bir düzgün bir bilgi alışverişi olduktan sonra, bir güven alışverişi olduktan sonra ama yoksa mutlaka amniyosentezin önerilmesi gerekir. Peki amniyosentezi yaptık, hangi testi yapacağız? Hastaların bazıları bunu bile soruyor, biliyor musun? Yani çünkü o arada okuyorlar işte şeylere, sitelere giriyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Siz hangi testi yapacaksınız? Buna da mutlaka hani o bizim bildiğimiz şeyimiz, testi yaptığımız laboratuvarımız var ya, oradan bir genetik danışmanın cevap vermesi çok daha iyi olur. Herhangi bir kadın doğumcu tabii ki de bu iki slide'da koyduğum şeyleri çok rahatlıkla anlatıp cevabını verebilir. Ama bu iş bir sorumluluk ve de işi güzel yapma durumudur. Yani iyi hekimlik uygulaması durumudur. Onun için amniyosentez ile hangi testin çalışılacağını, mikroerreyin ne olduğunu, bunun konvansiyonel karyotip üzerine ne kadar fazla bir ilave tanı getirebileceğini, ne olacağını, bu triploidi nedir, onu copy number varyasyonlar nelerdir, deresyon, mikroderesyonlar, duplikasyonlar nelerdir, bunları hangi test görür, bunların mutlaka anlatılması lazım. Ondan sonra konvansiyonel karyotipten katiyen vazgeçmemiz gerektiğinin kesinlikle belirtilmesi lazım. Hatta ve hatta gebelik sonrası daha bırakılmadan anne ve babadan da örnek alınarak trio analizler ile translokasyonların değerlendirilmesinde, inversiyonların değerlendirilmesinde dengeli olup olmadığının hastaya bildirilmesinde çok büyük yarar var. Peki mikroerreyin neticesi de normal geldi. Şimdi ne yapacağız diye hasta soruyor. Bebekteki bulgu aklımızın bir kenarında ya. Bakıyoruz ilave başka bir şeylerde daha görmedik. 16. 15. 16. haftaya geldik. İlave bir bulgu da diyelim ki çıkmadı. Buradaki tek gen kondisyonlarını hastaya mutlaka açıklamamız lazım. Bunları ereyle göremeyeceğimizi anlatmamız lazım. Bunların içinde çok sık görülen bu rasopati ailesinin bozukluklarını mutlaka anlatmamız lazım. Bu yolda 20'den fazla genin olduğu, bunların yaklaşık %50'sinin Noonan denilen bir sendroma yol açtığını, bunu dikkatli bakıldığı zaman 15-16. Haftalar civarında işte türevler efüzyonu ile bel hidropsi ile kardiyak anomalileriyle bulgu verebileceğini ama bu bulguları bu haftada vermese bile bu bebeğin rasopati olabileceğinin hastaya anlatılması lazım. Bunlar da hep bunlar işte o %1'ler, %2'ler. Bu %1'leri, %2'leri mutlaka yeni jenerasyon sekanslama ile bunlara ait özel gen panelleri var. Bu özel gen panelleri de işte bu 20 genin hepsine birden çoğu bakmıyor. En sık görülen 4'üne, 5'ine, 6'sına, 8'ine bakanlar var. Bunların ne olduğunu mutlaka bilgisinin laboratuvarın önemi de burada çok önemli. Burada bu danışmanlığın önemi çok önemli laboratuvar danışmanı. Bunların da hastalara anlatılması lazım ve de bu VES ile bu egzom sekanslamanın ne olduğunu, neye baktığının anlatılmasını ve de onun ilave %3-5'lik katkısının da hangi konularda olduğunun mutlaka bildirilmesi lazım. Yani her şey bir açıklama ve bilgilendirme meselesi. Hocam burada
sizi de soluklamak adına bir araya girip soru sorabilir miyim? Yani burada hekim arkadaş bir hastayı laboratuvarında olması önemli anladığım kadarıyla. Yani literatürde öyle çalışmalar var Evet. ki 5'te paket, 9'lu paket, 13'lü paket. Yani bu vakada rasopatik paneline baktık bir şey yok deyip doğduktan sonra in paketle çalışılıp veya tüm rasopatik paneli incelendiğinde bir şey bulunduğunda hastayla yine biz karşı karşıya kalacağız. Antenatal dönemde çalışan Kaçıracağız. laboratuvar Evet. kalmayacak. Yani hekim olarak biz nereye kadar sorumluyuz, neyi bileceğiz? Yani çalışıldı zannediyoruz ama belki de rasopatiği oluşturan gen defektlerinden sadece sık görülenler çalışıldı. Kar maliyet analizi yapıldı ve laboratuvar bunları çalıştı. Yani Türkiye'de laboratuvarlardan ne çalıştığına dair biz geri dönüş hiç almıyoruz. Ne dersiniz bu konuda? Ama işte onu zorlamamız, onu almamız lazım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani burada çok önemli. Laboratuvarın ne baktığını, neye baktığını, hangi metotla ne kadarını ne yakalayabileceğini mutlaka bunu hastaya anlatılması lazım. Ben de diyorum ki yani kadın doğum hekimi bu kadar sorumluluğun altına giremez gibi geliyor bana. Onun için laboratuvarla mutlaka yakın ilişki içinde olup bir yerde gerekirse laboratuvarı zorlayarak bu danışmanlığın alınmasını ve hastaya verilmesini sağlaması lazım. Bunun başka hiçbir çaresi yok. Hiç çaresi yok. Yani hasta aydınlatılacak, ne çalışıldığını, ne kadar çalıştığını bilecek. Bunda başka bir çözüm görmüyorum. Aydınlatma. Peki şimdi hani son zamanların tartışması Erey daha üstün, Ves daha üstün falan. Yani bazı bunu genetikçiler bile yapıyorlar. Hani kendisi Erey'e daha önem veren, daha iyi çalışan laboratuvarında Erey'in üstün olduğu veya kendi laboratuvarında Ves'in daha üstün oldukları bile bunları şuursuzca takım tutar gibi Erey'ciler ve Ves'ciler de oluşmaya başladı. Yani bugünün teknolojisi hani ve sanki daha bir öne geçiyor, geçecek gibi görünüyor. Erey'in en büyük kusuru tek gen bozukluklarını Erey yakalayamıyor. Orada Ves'in bir üstünlüğü var. Ama Ves de kendi alanında çok iyi. Yani bir diyelim bir %70'lik, 80'lik bir genomu tarıyor. Oradaki şeyleri iyi biliyor ama onun dışında kalanları da kaçırıyor. Belki onları da Erey yakalıyor. İşte onun için birini diğerine tercih etmek değil, eğer mümkünse doğru olanı, hastanın yararına olanı ikisini de senkron olarak yürütüp ama Nuri sen de abarttın bu kadar para ne olacak? Ya bu iş para işi değil. Yani siz %1'lerin peşine düşmüşseniz ya hiç düşmeyin tamam yani samanlıkta hamile kalıp tarlada doğursan ne oluyor? %85 sağlıklı doğurmuyor musun? Doğuruyorsun. Veya Kızılderili büyücüye gidin. Kızılderili toplumunda bozukluk oranı %2. Reis elini koyup da uk dedi miydi? %98 zaten biliyor. Hani biz de bu kadar uğraşıyoruz. Gene %98'lerdeyiz. Yani iş o değil. Önemli olan doğrusu ne? Neyi nereye kadar doğru yapabiliriz? Onun için Erey ile Ves'i yarıştırmayıp Erey ile Ves'i birlikte kullanmak lazım. Bu benim bunca zamandan sonra geldiğim nokta, bunca hastadan dolayı başıma iş geldikten sonra geldiğim nokta. İkisi de birbirinden daha az veya daha fazla değerli değil. Peki sonra hastanın bize soracağı en büyük soru, bebeğimin iyi olduğundan ne zaman emin olabilirim diyor hasta bize. Yani haftalar geçiyor, şunu yapalım, bunu yapalım, şu da çıkmadı, bu da çıkmadı diyoruz ve de devam ediyoruz. Burada hastayı biraz pışpışlayıp yani destekleyici, non-direktif, hastayı çok yönlendirici olmayan söylemlerle belki bir pembe yalanlar şeklinde bir açıklamalar yapmak gerekebilir. Burada her hekimin veya her genetik danışmanın kendine has bir metodu olabilir. Hastaya burada neyi ne şekilde söyleyeceği ve her aşamada
Bize gebelik sonlandırma ile ilgili sorular mutlaka geliyordur. Bununla da bu sonlandırmaya da eğer hasta istiyorsa biz hala bir sonuca varamadıysak dur bekle, sonucu bekle, sonucu bekle deyip sonlandırma isteğini nasıl geri çeviririz, ne yaparız? Bu da hakikaten çok bıçak sırtı bir konu. Bunları çok ince düşünmek lazım. Çok tecrübeli kişilerin hastayla bunları konuşması lazım. Hele hasta sizin karşınıza geçip siz olsaydınız ne yapardınız dedi miydi? Artık eliniz ayağınız tutmaz oluyor. Ne söyleyeceğinizi bilemez hale geliyorsunuz. Onun için diyorum ya, burada danışmanlığı çok profesyonel bir iş ve de işi iyi bilenler tarafından yapılmalı bu bilgilendirmeler. Hadi ite kaka geldik 22. haftaya, dur kalbine bakacağız dedik. Beyninde değişiklikler olabilir dedik hastaya. Bu laflarla 22. haftaya getirdik. Bakıyoruz bakıyoruz hala bir şey yok. Hasta diyor ki bebeğimin problemli doğma ihtimali nedir? Doktorum her şeyi yaptınız. Şu testi dediniz onu yaptırdık. Bu testi dediniz onu yaptırdık. Öyle ultrason dediniz, böyle ultrason dediniz. Bir hasta bana geldi. Sizin ultrasonunuz kaç G dedi. Hani bu cep telefonundan öğrenmiş 3G, 5G, 4G. Dedim benimki sadece 2D. Ben hani 3D'yi, 4D'yi bile kullanmadığım için yani bu hastayı tatmin etmek mümkün değil. Burada ne diyeceğiz hastaya? 22. haftada baktık. İlave bir belirteç de yok. İşte intrakraniali iyi, kalbi iyi, böbreği iyi, büyümesi iyi, plasentası güzel, amniyonu güzel. Ve biz ona maalesef diyoruz ki senin bebeğinin problemli doğma ihtimali hala %2. Neredeyse bir saat olmuş ben konuşmaya başlayalı. Bir saat önce %2'lik bozuklukla başladık. Bir saat o kadar laf etti. Bir torbayı doldurmaz laflar. Ve de sonunda hala bebeğinizde %2 problem riski var diyoruz. Vallahi gerçekçi olarak geldiğimiz nokta bu. Son olarak şunu söylemek istedim ki ne olursa olsun en önemli konu hastanın bilgilendirilmesi. Pretest bilgilendirme çok önemli. Posttest yorumlama çok önemli. Bu NIPT için de aynı önemde, tanısal işlem için de aynı önemde, tanısal test için de aynı önemde. Bunların hepsine eşit önem verip eşit sorumlulukla bu bilgilendirmenin yapılması lazım. Laboratuvara soracağımız senin risk tanımın ne? Sen çıtayı nereye koyuyorsun? Sen kişisel risk bildiriyor musun? Anında genetik danışmanına veya uzmanına ulaşıp bilgi aydınlatma alabiliyor muyuz? Bunları mutlaka üzerinde durmamız lazım. Çok uzattığımı fark ettim. Burada keselim isterseniz sevgili moderatörüm. Hocam, Eğer çok soru varsa teşekkür ediyorum. cevaplandırayım. Sorular var. Sorularla sizi biraz daha yoracağım ama çok keyifli bir webinar oldu. Hocam hiç vakit kaybetmeden o zaman soruları size iletmeye devam edeyim. Doçent Doktor Burak Bayraktar bir soru sormuş. Hocam okuyorum ben soruyu. Hocam bahsettiğiniz gibi test başarısızlığı aneuploidi riskini arttırıyor. Test başarısızlığında kişisel protokolünüz veya literatür görüşü nasıldır? Örneğin kaç kez NIPT'yi öneriyorsunuz? Farklı kit veya firma ile çalışmasını öneriyor musunuz? Veya direkt invazif test mi öneriyorsunuz diye sormuş. Evet, şimdi literatür çoğunluğunun söylediği, hani şahsi olarak bana da lütfedip soruyorsanız, benim de söyleyeceğim aynı laboratuvarda, laboratuvarın sorumlusuyla tekrar tekrar konuşularak, örneklerin karşılaştırılması yolundan da hareket ederek bir hafta sonra ikinci bir örnekle tekrar denenmesi, eğer onda da sonuç alınamaz ise direkt ben invazif işlem öneriyorum. Sağ olun hocam. Bir soru daha var. Doktor Eyleman'ın sormuş. Hocam monokoryonik diamniyotik gebeliklerde NIPT trizomi 21 ise sonuç verdiğinde erken haftada CVS yapalım mı bu hastalara? Diyelim ki her iki fetüste de bulgu yok. Ultrasonografik bulguyu kastetmiş. Her ikisine de ayrı ayrı amniyosentez yapalım mı? Yani demiştik ya CVS'te yani bulgu yoksa CVS değil amniyosentez. İkisini ayrı ayrı amniyosentez mi yapalım? Teşekkür ederim demiş.
İşte bu sorduğunuz karışıklığa düşmemek için monokoryoniklerden nip istemeyelim. Yani öyle deyip işin içinden çıkalım. Monokoryoniklerde bakacağımız çok daha derin başka şeyler var. Monokoryoniklerde genetik amaçlı amniyosentez gitmenin kriterleri biraz daha değişik. Ama non-invaziv prenatal tanıdan yola çıkarak bir monokoryoniye yaklaşmak bence çok akılcı değil. Çok akılcı değil. Hocam, yani şöyle bir klinik gerçek var. Başımıza geldiyse ne yapalım diyorsanız, Evet, heh, tabii elimizde ki böyle bir ikisinden de sonuçla ayrı ayrı hep yapalım. karşımıza gelen elinde böyle bir sonuç olan Evet, hasta grubu da oluyor. Herhalde klasik bilgi olarak iki fetüse dair ayrı tabii amniyosentez kesinlikle, önermeniz, kesinlikle, yani herhalde yani kesinlikle. mesaj Ama olarak ya vermekte baştan yarar böyle var. bir iş yapmayalım. O şeyin içine düştüysek pirana havuzuna, oradan da iki ayrı amniyoseldez, iki ayrı iğneyle hiç zarlara dokunmadan gayet tecrübeli bir şekilde çok emin olarak iki ayrı amniyosentez yapalım. Teşekkürler hocam. Doktor Işıl Ayhan bir soru sormuş. Onu ileteyim isterseniz. Hocam sunum için çok teşekkürler. İkinci trimester anatomi taramasında izole nükleal fold kalınlığı tespit edilmiş bir hastada. Aile invaziv işlem tercih etmiyorsa en azından trizomi 21 için cell-free DNA'dan bahsediyor musunuz? Demiş, kendi kişisel görüşünüzü soruyor. Veya ilk trimester ultrasonu özelliksiz cell-free DNA düşük risk, ikinci trimester anatomi taramasına nükleal fold kalın, rasopatiler için yine tanı testi öneriyor musunuz demiş. Evet. Sorunun ikinci kısmı için evet öneririm. Birinci kısmı için ilk trimesterde hiçbir tarama yapılmadı. Hasta ikinci trimesterde elimize geldi ve sadece bulgusu nukal, başka hiçbir bulgusu veya yüksek risk adlandıracağımız bir durum yok. Burada NIPT bir seçenek olabilir. Doğru. Hemen invazive gitmem. NIPT. Ama ikinci sorunuzun ikinci kısmı için invaziv. Zaten defalarca üstüne basarak söylemiştiniz hocam. Bir Evet. soru daha var. Doktor Anıl Turan sormuş. Sunum için çok teşekkür ediyor. NIPT uygulanması uygun olmayan durumlar var mıdır? Ve bu durumlar nelerdir? Yani hasta istese dahi hekim olarak hastayı bu test değil de farklı bir test demeyelim artık, tanı metoduna yönlendirmeyi gerektirecek durumları sormak istemiş. Evet, Aroma testi değil de tanı çok doğru bir şey. testine yönlendireceğimiz durumlar. Evet. Yani non-invaziv prenatal tanının kesin çalışmayacağını düşündüğümüz, hani kontraindikasyon diye bir şey olmaz. Ne kontraindikasyon olacak ama hani kesin çalışmayacağını düşündüğümüz bazı durumlarda annenin adı konmuş bir malignitesi var ve gebeliği var. Annenin adı konmuş takip edilen özellikle yakın zamanda olmuş bir transplantasyonu var ve kullandığı ilaçları var. Çok hakikaten aşırı obez ve de ileri yaşta. Bunlar da NIP'ten uzak durmakta herhalde bir şey var, fayda var diye düşünüyorum. Bunlar da invaziv daha akılcı olur. Teşekkürler hocam. Acar hocam bir soru yöneltmiş. İzninizle onu okumak isterim. NIPT sonucu yüksek risk. Örnek olarak da trizomi 12 vermiş. Çıkarsa amniyosentezi 15. haftada yapın diye bir söyleminiz olmuştu sunum esnasında. Acaba diyor 17. haftadan sonra yapmak daha doğru olur mu? Çünkü plasental hücrelerin eliminasyonu 17. haftada daha net olmaz mı diyor. Burada Doğru, çok kastettiniz herhalde doğru. 15'in bitimi 16 demiştiniz bir ara hocam. Evet. Yani şimdi genetik laboratuvarlarının da kabiliyeti arttı. Onlar kendilerine güvenip biz bu 15. haftadan sonra amniyosit kültüründe başarılıyız diyorlar. Yani oradaki yapmamız 18. haftayı beklememiz bizim teknik olarak zorluktan değil de genetikçiler laboratuvar olarak bizden öyle istiyorlardı. Amniyositlerin dediği gibi kalitesi artsın, daha kültüre gelebilsinler diye. Ama şimdi genetik laboratuvarı ben üretebiliyorum diyor. Yani 15 artı haftada aldığınız zaman problem yok diyor. Bu da güzel bir şey. Güzel bir şey.
Yani E genetik hocam yalnızca üretiyorum diyorsa, amniyosis kültürünü ben yapıyorum diyorsa ben yaparım yani. Benim de Acar Hoca gibi şöyle bir çekincem var. Ben de farklı taraftan bakıyorum. Yani biz hep yıllardır çok yaptığımız bir işlem amniyosentez. Çok da deneyim sahibi olduk. Erken amniyosentezden çok uzaklaştık. Benim asistanlığımın ilk yıllarında bir ara popülerdi erken amniyosentez. Bunun da sebebi koriyamniyonik zar birleşmesinin 16. haftadan sonra olduğunu ve bu separasyonun olmadığı zaman yapmanın komplikasyonlar açısından daha yani yüz güldürücü olduğunu biliyorduk. Özellikle çadırlanma ve membran rüptürü. Yani biz hala buna sadık kalıp yine 16'dan sonra amniyosentez desek daha doğru olmaz mı? Koriyamniyonik birleşmenin, zar birleşmesinin tamamlandığını varsaydığımız dönemden sonra. Evet, bu konvansiyonel fikrinize karşı durmuyorum ama hani biraz daha tıp ilerledi diyelim. Yani şimdi mesela o zaman o çadırlanmayı yaptığımızda kullandığımız iğneler kaç gavuştu? Şimdi biz neredeyse 22 gavuş iğneyle bu işleri yapıyoruz. Yani hani her şey biraz daha gelişiyor. Acar, tamam, Acar'a katılıyorum. Garantici isek öyle. Hastayı bu konuda da bilgilendiriyoruz zaten. Sizin dediğiniz gibi gözle görünür bir koriyamniyotik füzyon gerçekleşmemesi durumu varsa zaten 17'de de 18'de de yaparken çok tedirgin oluruz. Yani bunu Hatta o zamanlar söylemenizi ben yani böyle kabul edilmemekle birlikte transplasental geçişler yapıyorum. Yani orada en iyi yapıştığı için. Ona da genetik laboratuvarda diyorum ki bak belki biraz kanlı gelebilir, bunu ayır. Yani genetik laboratuvarda o da çalışacak. Yani hepimiz biraz daha işimizi, mesleğimizi zorlamaya başladık. Niye? Biraz daha erken tanı alabilir miyiz diye. Yoksa teşekkürler hocam. biliyorsunuz yani bu işin esprisi var. İlkokul 1'de de tanı koyabiliriz. Aceleye lüzum yok. Değil mi? Aslında kesin daha konvansiyonel dersek bu tam bir konvansiyonel tanı yöntemi olabilir Tabii hocam. canım. Bakalım bu çocuk konuşacak Gerçi mı? Acele etmeyeyim mi diyecek mi? özel okullar çok fazla oldu. Özel Evet. okullarda da karnelerin notlar çok iyi geliyor. Ona Herhalde da özel okullar güvenemiyoruz için de diyorsun. çok güzel değil. Yani LGS sınavıyla başlasak tanı koymayı hocam. Özellikle mental motor Evet. fonksiyonları Evet. için daha doğru Evet. olabilir. Hocam Hafif Doktor trajik Seval iksir Yılmaz. orayı geçer. Evet, Doktor Seval Yılmaz Ergani bir soru sormuş. NIPT ile ultrasondaki cinsiyet uyumsuzluğu olduğunda, yani NIPT'lerde de biliyorsunuz Türkiye'de off the record da olsa çok fazla miktarda hastaya Evet. cinsiyetle ilgili bilgi Bilgi. gittiğini Evet. biliyorum. Ultrasonografi ile cinsiyet uyumsuzluğu olduğu durumlarda hastaya nasıl yaklaşımınız vardır diye size soruyor. Evet. Şimdi bu cinsiyet uyumsuzluğu net ise ultrasona inanırım. Ama ultrasonda karar veremediğimiz belli olmayan cinsiyet ultrasonik sendromu ortadaysa o zaman tabii dönüp düşünmek ve invazivi hastaya şartlandırmak lazım. Çok teşekkür ediyorum Belirsiz hocam. dış Hocam genital son yapıda. sorumuzu pardon buyurun hocam sözünüzü kesmeyin. Yani belirsiz genitalyadaki tavrımızı burada da sürdüreceğiz. Hocam son soruyu sevgili Levent Keskin'in sorusu olarak kabul edeyim onu sorayım size. Çok Evet, yorduk. yani imazı yapacağız. Orada yani pek çok biliyorsunuz yani enzim bozukluklarını araştıracağız, şudur budur. Yani kesinlikle NIPT'in tanısına şey kalmayacağız. Orası kesin. Hocam. Yani Sevgili hasta Levent. riski yaklaşık 20'de bir cinsiyet tayininde yanılmakta. Hasta özel riski. Az değil. Çok yanılıyor. Teşekkürler hocam. Son Evet. soru olarak sevgili Levent'in sorusunu ileteyim size. Size çok teşekkür ediyor. Acaba Teşekkür ederim. NIPT taramasının devlet hastaneleri dahil rutin uygulamaya girip girmemesi konusunda kişisel fikrinizi soruyor hocam. Evet. Bence girmeli artık bu devirde yani her bakımdan böyle bir tarama yapılması aile içinde iyi, milli ekonomimiz içinde iyi, sağlık sistemimizde, eğitim sistemimiz için her şey için iyi. Mutlaka devlet bu taramayı yapmalı.
mutlaka yapmalı. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sorularımızın da Ben çok hepsini teşekkür size ederim. yönelttik. Çok naziksiniz. Beni Çok davet sağ olun hocam. ettiniz. Çok sağ olun. Sağ olun hocam. Ne Derneğimin demek bu? yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Tüm katılımcılara da bu saate kadar ilgilerini hiç düşürmeden dinledikleri için çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Sağ İyi olun. akşamlar.